Şimdi Beşiktaş'a geçelim. Beşiktaş Alanya mağlubiyeti sonrası Erzurum Spor karşısında 4-0 kazandı. Hı-hı. Yani böyle güçlü bir galibiyet aldı. Şimdi Sergin Hoca ile ilgili de böyle eleştiriler vardı. Sergin Hoca'nın da basın açıklamaları oldu biliyorsunuz toplantıda. Evet evet, bu konular hakkında. Aslında böyle mantıklı da şeyler söyledi bence. Ne düşünüyorsunuz? Yani hem Sergen Hoca hem de Beşiktaş'ın geleceği hakkında, Beşiktaş hakkında. Beşiktaş yanlış hatırlamıyorsam penaltı golüyle öne geçti. Penaltıya kadar aslında çok sıkışan bir maç vardı ama sonrasında açıldı oyuncular. İyi bir galibiyet. Yani biraz Beşiktaş'tan ziyade bu maçta Erzurum'a değinmek lazım. 4 maçta atılan gol yok, alınan puan yok. Takım nereye gidiyor? Biraz sıkıntılı bir durum. Bu gidişte kümeye düşmenin en büyük adaylarından birisi olacaklar yani. Gidişat oraya geliyor. Sergen Hoca'nın açıklamalarına gelecek olursak da aslında hoca haklı. İşte biraz Fatih Hoca'nın atılma olayıyla da yani dediğim gibi aynı şeye geliyor. Eğer ortada bir hakaret varsa zaten cezalandırılmalı. Fakat bir itiraz varsa orada böyle komiser gibi hani susun, edin. Yani sen yani şey görüyor musun? Ben itiraz edeceğim. Benim işim bu diyor. Yani hakaret etmemiş. Ya futbolcu da itiraz ediyor. Sen hiç itirazdan dolayı eğer bir hakaret etmeyse veya bir hareket yapmadıysa kırmızı kart gören bir futbolcu ben görmedim. Yok. Ya hakaret etmiştir ya çift sarıdandır ama direkt kırmızı yoktur. Sergen Hoca da bunu söylüyor. Haklı da. Dediğimiz gibi biz televizyondan tam içeriğini birçok zaman anlayamıyoruz. Hani dudak okuma durumu olmadığı için veya kamera çekmediği için. Ama ortada bir hakaret yoksa mümkün olduğunca bir hocanın atılmasını ben genel olarak yanlış biliyorum. Hakaret yoksa. Atıyorsan da sarı kart verip atacaksın. Bir de teknik adamlar zaten yani hani orada olması evet yani onun tepsiyeti bir şey var ve evet itiraz etmesi için de aslında Avrupa'da bir yandan. Çok görmüyor musunuz ya daha yeni Liverpool Tottenham maçında falan yani Klopp bir taraftan Mourinho bir taraftan bu her maç olan bir şey. Ya yani yeri geliyor antrenörler kendi aralarında tartışıyorlar. Ben hiç böyle çok ender denk geliyorum ama bizim burada sanki dördüncü hakemler ve saha hakeminde bir hakimiyet kurmam lazım. Böyle bir bilinç altında bir şey mi var artık bilmiyorum. Onu sürekli bir gösterme amacı var. Yersiz. O isimler orada takımlarını korumak için varlar veya maça gidişatına yön vermek için varlar. Aslında kamuoyunun da hani orada bir seslenişi var yani Sergen Hoca'nın. Hani neden bunlar söyleniyor? Ben niye alayım ki? Ben itiraz ediyorum Haktı. Diyor yani orada. Sadece hakemlere söylediği bir şey değil yani. Hani genel olarak kamuoyuna bu anlamda bir şeyler söylüyor. Ne dersin sen onu? Ne düşünüyorsun? Özellikle de açıklamalar konusunda. Oyun hakkında tabii konuş ama. Yani itiraz konusu itiraz edince karar değişmiyor ki. Yani çok bana anlamlı gelmiyor. Ama yani. Kendini ifade etmek istiyor. Yani o bir tepki gibi düşün. Yani bence hani normalde bir şey vurduğunda. Bu hayatta da böyle evet, ama. Evet, aynen öyle. Ama yani tepkini gösterirsin. Evet. Karar değişmese de. Bir de belki sonrası için değişiyor mesela belki. O pozisyon için değil, sonrası için ya zaten değişiyor. O zaten de. Evet. Yani ama sorsan mesela bunun böyle olmadığını söylerler muhtemelen. Bir şey atma, etme vesairesi. Yani bir şey yani hani sonucu değiştirmeyecek bir şey için böyle uzun uzadıya tartışmalar yapmak bana çok böyle mantıklı gelmiyor. Neticede değişmiyor yani karar. Ben de bunu zaman zaman çıktığım maçlarda yaşıyorum ama çok da fazla bana bir faydası olmuyor. Sen çok itiraz etmiyorsun o zaman genelde kulübede. Ya itiraz ettiğim de oluyor da değişmiyor abi karar yani. Bir daha hakem sana takıyor değişmiyor şimdi. Değişmiyor ama bu senin hakkın mı değil mi mesela? Oradan bak. Hayır, herkes farklı bir strateji izleyebilir orası yani, ayrı. Ya yani şöyle mesela bir pozisyonda çok itiraz edersin mesela. Hakeme çok yüklenirsin. Hakem o baskı hisseder. Bir sonraki pozisyonda vermeyeceği penaltıyı verir mesela senin takımının neyine. Zaten kovaladıkları şey de hepsinin 3 aşağı 5 yukarı bu yani. Herkes bunu kovalıyor zaten. Ama sanki yani her hafta insanlar biraz sıkılmıyor mu bundan? Yani geçen hafta da var hakkında konuşmuşlar. Maç sonu konuşmasına katılıyorum bu arada. Basın toplantısına katılıyorum. Benim kastım biraz 90 dakika içinde şey. Yoksa maç sonu herkesin kaybedip de hakem konuşmasını sevmiyorum ama maç içinde itiraz etmeyecekse biz maç içinde söylüyoruz. Başındayken ondan yani ben hani çok fazla hakemle oynayan yoksa basın toplantısı ben de çok hani benim sıcak baktığım bir yaklaşım değil bu. O yüzden hani Sergen Yalçın daha genç bir hoca, daha yolun çok başında bir hoca. Hani ben işin bu tarafından çok eğilmesini doğru bulmuyorum. Hani onunla uğraşacağına daha çok hani biraz daha takımıyla ilgilense bence daha doğru olur. O zaman da şey demezler mi? Yani bu başka bir hani tez antitez gidelim diye diyorum. Hı-hı. Mesela şu denmez mi? İşte ya hoca da hiçbir şey demiyor. Öylesine Erol duruyor orada söyleyen falan. Ha, diğerler, hiç itiraz bir liderimiz olsun da itiraz etsin gibi bir şey denmez mi mesela? Diyenler olur tabii ki ya. Ama her zaman her şey insanlar bir şey der yani sonuçta. O da doğru. Yani demeyen var mı? Her şeyi bir şey hepimiz demiyor. Haklıyız bugün. Şey yani. Peki oyun hakkında ne düşünüyorsun Beşiktaş'ın? Beşiktaş yine ilk gol atana kadar çok zorlandı yani. Hani sen
4-0'lık skoru yaptın ama... Ama skor vurgulanacak değil tamam, mi? Tamam öyle de Beşiktaş ilk gol atana kadar çok zorlandı ve çok da fazla pozisyonu yoktu. Yani Erzurum biraz hani kontra atak tarafında biraz başarılı olabilseydi, kaptığı topla daha iyi değerlendirseydi, biraz daha hücumu düşünebilseydi, orada bir yani ön tarafta bir tehdit oluşturabilseydi, zoranlar yaşayabilirdi Beşiktaş ama Erzurum çok tek taraflı bir oynadı. Sadece hani gol yememeyi oynadı. Zaten golü yedikten sonra dağıldılar. Erzurum'la ilgili bir merak ettim, bir bakayım dedim. Son 10 sezonda 13. haftayı son sırada geçiren 10 takımın 8'i ligden düşmüş. Düşmeyen 2 tane takım var. Bir tanesi Rize Spor, bir tanesi Elazığ Spor. Birinin hocası Okan Buruk'muş Rize Spor'da. Elazığ Spor'da da Yılmaz Vural almış. Elazığ'da bir sonraki sezon olmuştu zaten. O sezon olmasa da. Yani bu şekilde devam ederlerse onlar için de yolun sonu çok parlak görünmüyor. Aslında takımın başında Hüseyin Çimşir var. Yardımcılar da çok deneyimli yardımcılar. Çağatay Hoca var, Emre Hoca var. İkisi de çok değerli futbol adamları. Ya umarım toparlayabilirler ama dediğim gibi yani çok da kolay görünmüyor. Birazcık hücum tarafında çok ciddi sıkıntıları var gibi görünüyor. Beşiktaş'a gelince geçtiğimiz hafta Atiba Solza Dorukhan orta sahasıyla oynadı ve hani istediğini alamadı. Bir daha bu orta sahayı kullanacağını düşünmüyorum demiştim. Tabii kullanır kullanamaz o Sergen Yalçın'a kalmış da bu hafta oraya Mensah ekledi. Daha böyle ofansa yatkın, daha dengeli bir orta saha gibi görünüyor. Beşiktaş'ın şu anda işler iyi gidiyor. Skorları aldıkları sürece çok problem olmayacaktır. Rıdvan mesela takıma girdi. O Sergen Yalçın'ın sezon başında yapılan eleştirilerden biriydi. İşte gençleri oynatmıyor, niye gençler oynamıyor gibilerinden. Şu anda Rıdvan oynuyor, Ersin oynuyor. Kalecisi de genç bir kaleci. Altyapıdan Rıdvan da aynı şekilde. Herhalde bildiğim kadarıyla üç büyükler arasında, yani Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş arasında altyapıdan İki tane oyuncusunu direkt ilk 11'de oynatan başka bir takımda var mı? Yok herhalde. Yok. Galatasaray'da yok, Fenerbahçe'de zaten yok. Yani bunun işin zaten olur biraz böyledir yani. Yani iki senede bir tane altyapı oyuncusunu alt takıma monte edebiliyorsan sen bu başarıdır. Yani birazcık da zorunluluktan oldu tabii. Hani Karius'un gitmesinden sonra Ersin'in şans bulması ama neticede Beşiktaş sene başında özellikle yabancı sınırının bu şekilde devam etmesinden sonra yabancı kaleci de transfer edebilirdi. Edilmedi. Güvendi hoca Ersin'e. Formayı verdi. O da iyi bir şekilde götürüyor. Rıdvan aynı şekilde en sakala takviyesine rağmen aldığı formayı Rıdvan'a teslim etti. Yani bazen bence hocalara çok skorlar iyi olmadığını özellikle yersiz yüklenebiliyoruz Türkiye'de. Mesela işte Beşiktaş sezonu kötü başladı. PAOK'a elendi. Şu bu. Hemen işte gençler niye oynamıyor? İşte bu takım böyle mi olur? Gibi eleştiriler başladı ama her şeyin bir zamanı var ve orada hani o takımda idman yapan oyuncuları yaşayan, bilen de bir teknik direktör var. Dolayısıyla birazcık bence sabretmek mi gerekiyor? Sabretmek gerekiyor, saygı göstermek gerekiyor. Yani belki Rıdvan sezon başında hazır değildi. Kendini psikolojik açıdan hazır hissetmiyordu. Bunun fiziksel bir tarafı var. Hani o kısmı geçtim de adam belki hazır değil yani Şampiyonlar Ligi önlemesinde oynamaya. Olabilir neticede. Belki hani onu yavaş yavaş kaybetmemek için o şekilde monte etti. O yüzden ben hani hem Sergen Yalçın üzerinde hem de diğer teknik adamlar üzerinde birazcık daha sabırlı olmaya davet ediyorum futbol severleri. Bunda fayda var.